Merhaba, ben Giray Kaçar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Trabzonspor takımımız yarın Adana Demirspor takımıyla karşılaşacak. Biraz maç öncesini değerlendireceğiz. Takımımıza sakatlar vardı, son durum ne aşamada, bunlardan sizlere bahsedeceğim. Muhtemel kadroyu konuşacağız ve Trabzonspor takımımız için dünya yıldızı çok önemli bir isim gündeme geldi. Ve bu gündeme gelen isimle özellikle Thomas Meunier'in de devreye girerek ikna edileceğinin iddiası var. Şimdi bu detayları konuşacağız. Artı Güney Amerika'da biliyorsunuz Trabzonspor takımımızın scout ekibi bir arama tarama gerçekleştiriyor. Dün özellikle 3 isim ön plana çıkmıştı. Sol bek ve 2 tane orta saha oyuncusu, genç oyuncular. Ve bu detaylarla beraber de videomuzu tamamlayacağız. Şimdi öncelikle tabii dünya yıldızı gerçekten çok önemli bir isim. Yalnız yaşlı. Yaşı konuşacağız. Detaylara bakacağız arkadaşlar. Sizlerden ricam, videomuzu beğenerek başlamanızı rica ediyorum arkadaşlar. Şimdi Adana Demirspor takımıyla karşılaşacağız yarın inşallah saat 4'te. Hikmet Karaman geldiğinden beri maç kazanamadı. Mağlubiyetler, beraberlikler aldı. Ve son oynanan maçlara baktığımızda neredeyse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 maçları kazanamayan bir Adana Demirspor takımı var. Hikmet Karaman'la beraber 6 tane maçta gene kazanamayan bir Adana Demirspor takımı var. Son hafta Alanya Spor deplasmanında 2-0 geriden maçı 2-2'ye getirdiler ve daha sonra 3-2 oldu ve 3-3 yaptılar. Beraberliği aldılar. Bir önceki hafta kendi sahasında Kasımpaşa'dan 3 yediler. Deplasmanda Pendik'e 2-1 yenildiler. Ve çok az gol yiyen kontrollü bir takımdan özellikle son haftalarda daha açık, daha çok savunma hatası yapan bir Adana Demirspor takımı görüyoruz. İlerideki hücum hattı gerçekten çok etkili. Eğer fırsat verirsen oynayabilecek bir takıma karşı oynuyoruz. Özellikle Yusuf Sarı biliyorsunuz bizden gitti ve ligin en flaş isimlerinden bir tanesi oldu. Milli takıma kadar yükseldi. Milli takımda dahi forma şansını yakalamaya başladı. İleride bir Barotelli var, işi bilen. Arkalarında bir Emrak Baba var, gene işi bilen, uzaktan şut atabilen. Ve takımın en skorer oyuncusu konumunda şu anda Emrak Baba'da. Savunmada Semih, Grovien ve Papi Sisse var. 3 tane önemli stoperi var. Bunların ikisini tercih edecek. Bir tanesini belki önünü buraya koyabilir. Duran top gücümüzden dolayı belki 1.97'lik Papi Sisse'yi stopere başlatıp Grovien'i önünü buraya çekip biraz daha merkezini güçlü tutmak isteyebilir. Adana Demirspor maçı zor bir maç olacak. Bakın, topu verirse oynayabilecek ve biz buna izin verirsek de problem yaşayabileceğimiz bir takım olduğunu altını çizmek istiyorum. Biz hala son oynadığımız maçta da ilk yarı, ikinci yarı ayrı ayrı futbol oynadık. Hala tam anlamında maçı genel anlamda üstünü kurabildiğimiz bir durum söz konusu değil. Bir tek Hatayspor maçına çıkalım. Sonuç galibiyetlik maçlara baktığımızda Gençler Birliği'nde bence kötü bir oyun. Pendik Spor maçı ilk yarısı kötü ve ikinci yarısı toparlanmış bir takım. Biraz vites yükseltip gol attı ki o da karambolden geldi, bakın unutmamamız lazım. Bu maçta pekiştirme maçı, yukarıya doğru çıkış maçı inşallah. Ben Trabzonspor takımımızdan bu maçtan hani gönlümden geçen skoru genelde söylüyorum. Kafamdan geçen, gönlümden geçen, her zaman zaten galibiyet istiyoruz. Gönlümüzden geçen bu ama kafamızdan geçen skor diyelim. Ben 2-1'lik bir skorla galip geleceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah bir sıkıntı olmaz. 2-1'lik bir skorla galip geliriz. Dediğimiz gibi orta sahada da güçlü bir orta saha mücadele eden iki tane isim var arkalarında da Emrak Baba'nın. Emrak Baba da 10 numara oynasa da 8 numara oynama özelliği olan, savunmaya da yardım edebilme özelliği olan bir oyuncu. Şimdi bizim takımımıza bir gelelim. Fernandes dün düz koşu yaptı. Bakın, Fernandes'in sakatlığı devam ediyor. Maça bir gün kaldı. Bugün ter idmanı var. Fernandes'in idmana çıkıp çıkmayacağını bugün göreceğiz. Bu bir. Önemli. Savunmada bir değişikliğe gidilecek gibi gözüküyor. Berat dün full antrenmana, çift kaleye katıldı. Berat'ın biliyorsunuz kas spazmından dolayı basına açık olan antrenmana katılmamıştı. Berat'ın bir problem yok. Bu bizim için güzel bir haber. Berat'ın olmaması çünkü işleri farklı yerlere götürebilirdi. Allah'tan Berat'ın bir problemi yok. Ve Berat da antrenmanına katıldı dün. Onu da sizlerle beraber paylaşalım. Şimdi Trabzonspor takımımızın Onaçu detayı var. Onaçu bandajla antrenmanlara çıkıyor. Hala sakatlığı geçmiş değil. Ağrıları hala var Onaçu'nun. Teknik direktörün kullanıp kullanmayacağını maç saatinde göreceğiz. Ve hatta bugünkü antrenmandan sonra gelecek bir bilgi, bakalım nasıl bir haber gelir. Buna göre de değerlendirmemizi yaparız. Trabzonspor takımımızda kalede Uğurcan Çakır, sağ bekte Meunier, sol bekte Eren, stoperde Dansville'in yanında Fernandes'in oynamayacağını düşünerek ben Benkoviç diyorum. Orta sahada Mendy, Berat, önlerinde ben Pepe'yi bekliyorum.
Sağ tarafta Miska, sol tarafta Trezeguet. Onaçu'nun durumuna göre Onaçu ve Enis Destan 11 ile çıkmayı bekliyorum. Abdullah Avcı bir ters köşe yapabilir. Zaten idmansızlar diyor. Verileri çok iyi gelmedi dedi. Acaba 4-5 günde bu ne değişebilir diyenler olabilir. Evet olabilir. Abdullah Avcı'nın hani Pepe'yi kenarda bekletip ikinci yarı koyup 10 numarada gene Badri yapabilir mi? Yapabilir. Bu bir ihtimal. Yalnız bu kadar kısır kadrodan şikayet edip bu kadar elimde kaliteli oyuncu yok diyerek şikayet edip yani bu adamlar geldikten sonra idman verisi o bu ben bir tarafa koyup oynatması gerektiğini düşünenlerdenim. Bu benim kendi şahsi yorumum arkadaşlar. Önemli detaylarımız var. Güney Amerika'da dün Güney Amerika'dan dün 3 tane önemli isim geldi. Bakın bunlardan bir tanesi sol bek Wellington adı geldi. Tabii bu isimden sonra Fabio Mateus'un adı geldi. Yani orta saha oyuncusu ve Pedro Lima geldi. Brezilya'dan 3 tane oyuncu. Ve bu 3 ismi Trabzonspor takımımız gündemine aldı. Özellikle sol bek için tabii Sao Paulo'da oynayan, Serie A'da oynayan, 1. Lig'de oynayan Wellington ön plana çıktı. Bu oyuncu da gerçekten yaşı küçük olmasına rağmen Sao Paulo'da 125 tane maç oynamış. 2 tane gol, 10 tane de asist yapmış bir oyuncu. Bakmak isteyen arkadaşlar bakabilirler. Gerçekten hani 23 yaşında olmasına rağmen önemli işler yapmış. Milli takımda da oynamış bir oyuncu. Şimdi asıl detaya gelelim arkadaşlar. Gerçekten hani Trabzonspor takımımız Thomas Meunier'i getirdiler. Thomas Meunier Trabzonspor takımımızın yapmış olduğu önemli transferlerde 32 yaşındaydı. Beklentinin şu an çok üstünde bana göre. Benim beklentimin üstünde. 3 maç 3 asist ve iyi işler yapıyor. Savunmada da hücumda da. Bu temposunu götürebilirse sıkıntı yaşamayız. Müthiş işler yapacaktır. Hele ki Onaçu'nun da olduğu bir yerde ben düşünüyorum bu ikili müthiş işler yapacaklar. İnşallah bu maçta da başlarlar. Şimdi Marco Reus, Borussia Dortmund'un oyuncusu arkadaşlar. Bu sezon sonunda sözleşmesi boşa çıkıyor. Şu an anlık piyasa değeri 7 milyon euro. Oyuncunun boyu 1.80, 10 numara pozisyonunda oynuyor. Kanatta da zaman zaman oynatabileceğin ama asıl mevki olarak 10 numarada oynayan. Sezon sonunda sözleşmesi boşa çıkacak. Piyasa değeri şu an 7 milyon euro olan. Almanya milli takımında toplamda 48 tane maçta 15 tane gol atmış Marco Reus. Reus gerçekten müthiş bir oyuncu. Yaşı 34. Yaşı 34. Bunu değerlendireceğim şimdi yorumlayacağım. Zaten hani bu sezon toplam 27 tane maç, 6 tane gol, 3 tane asist yapmış. Bunun 4 tanesini Bundesliga'da direkt oynamış ve atmış bir isim ve şu an sözleşmesi bitecek olmasına rağmen oyuncu full oynuyor arkadaşlar. Şimdi tabii bütün performans verilerine bakacağım. Dortmund'da 414 tane maç, 167 gol, 124 tane asist yapmış ve inanılmaz bir istatistik arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir istatistik. Şampiyonlar Ligi'nde 66 tane maç, 23 tane gol, 20 tane asist yapmış. Biz Şampiyonlar Ligi'nde benim de 6 tane maçım var. Ben 6 tane maçım var diye mutluluktan uçuyorum, gurur duyuyoruz. Duymamız da lazım. Adamın 66 tane maçı var. Şampiyonlar Ligi'nde 23 tane gol atmış, 20 tane asist yapmış. Ve gerçekten çok enteresan bir oyuncu. Yani baktığımız zaman toplam 250'ye yakın gol atmış bir isimden bahsediyoruz. Gerçekten maçlarına bakıyoruz. Hani oyuncu geçmesi, oyun görüşü, topa vurması, ortası. Yani inanılmaz. Bildiğim, tanıdığım bir oyuncu zaten. Defalarca kez izlediğimiz bir oyuncu. Yaşı geldi, artık jübileye doğru gidiyor. Ama yani izlediğin zaman ulan diyorsun bir sene bizi şampiyonluğa götürür mü? Şimdi bu oyuncuyu Abdullah Avcı daha önce istemiş. Oyuncu bir türlü ikna edememişiz. Gelen haber bu şekilde. Biz haber yorumluyoruz şu anda. Ve biz bu oyuncu için Thomas Meunier'den destek alarak bu oyuncuyla bir temas kurduğumuzun iddiası var. Ve bomba bir iddia gerçekten. Marco Reus gerçekten bomba bir iddia. Yaş 34. Şimdi tabii 34 yaşındaki bir oyuncudan nasıl bir fayda sağlayabiliriz? Bir sezon günü kurtarmak için yapılacak bir hamle olur. Sözleşmesini eline alıp Trabzonspor takımımız getirir mi? Onu göreceğiz ama bir sene, bir buçuk sene yani 35-36'ya kadar artık oyuncular oynuyor. Yalnız bu oyuncuya şöyle bir baktığım zaman şu ana kadar 27 tane maç oynamış ve oynamış olduğu lig güçlü bir lig. Bakın Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde toplamda adam 17 tane lig, 7 tane Şampiyonlar Ligi, toplamda 24 tanesini oynamış ve 1700 dakika sahada kalmış. Güçlü bir liglerde oynuyor. Bu sezon 21 maçın 10 numarada, sağ kanatta 4 maç oynamış, sol kanatta 1 maç oynamış ama attığı goller hep 10 numarada atmış. Marco Reus'un adı gerçekten önemli. Geldi ve benim de tabii ki de sizinle hemen paylaşmamız gerekli. Yorumumuzu yaptık. 34 yaş transferine ben de karşıyım sizin gibi.
Ne olursa olsun abi adam oynuyor. Elini kolunu sallayıp gidiyor. Başarı gelirse eyvallah. Marekamşik şampiyon yaptı. Eyvallah helal hoş olsun diyorsun ama diğer türlü diğer taraftan baktığın zaman da diyorsun ki ulan diyorsun adam geldi. İşte bu sene mesela Pepe'yi oynatıyoruz. Güzel tamam kupayı alamazsak biz Pepe mesela boş bir sezon geçirdik. Pepe olsa da olurdu. Olmasa da olurdu. Bu benim düşüncem yani. Sizin yorumunuzu da merak ediyorum. Pepe bizi bir heyecanlandırdı. Bir şok etkisi yarattı o sezon başında ama yani Pepe eğer kupayı bize aldırırsa bakın belki de 10 maç uçacak adam bakın. Demek istediğim konu şu. Kupa almazsak ilk 3'ü kaybedersen Avrupa'ya gidemezsen senin 4'ü kaybettin diyelim. Pepe oynatsan ne olur oynatmasan ne olur. Elini kolunu sallayarak çek çek gidecek. Ben böyle transferden ziyade 23-24 yaşında 22 yaşında bir oyuncu alıp oynatıp ona değer katıp bu ölü sezonda onu satabilme ihtimalim varsa ben bunu daha çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi bu oyuncu tabii baktığımız zaman Gladbach'ta oynamış. 1 milyon euroya oraya transfer olmuş. Oradan da Dortmund'a 17 milyon euroya transfer olmuş. Toplam bonservis bedeli 18 milyon euro görmüş bir isimden bahsediyoruz. Thomas Meunier'in arkadaşı olduğu ve Thomas'ın bu isim için ki Nuri Şahin'i de buraya ekleyelim. Çünkü Thomas Meunier'in transferinde Nuri Şahin faktörü çok netti. Telefon numarasına kadar Nuri Şahin teknik direktörümüze bu transferde verdi ve bizzat Abdullah Avcı ve Nuri Şahin'in Thomas Meunier transferinde etkin bir rol oynadığını. Yalnız Abdullah Avcı'nın istediği bir oyuncu değildi bu. Tamamen tavsiye üzerinden anlık gerçekleşen çok hızlı bir iki günlük bir transfer hikayesi olduğunu da altını çiziyorum arkadaşlar. Bu arada Adana Demirspor takımının sağ bekini de Yosef Atal son dakika vazgeçtiğimiz bir sağ bek. Onu da izleyelim, görelim. Onun nasıl bir performans sergileyeceğini. Bu da bizim için önemli arkadaşlar. Tabii Adana Demirspor maçı zor bir maç. İçeride oynayacağız. Taraftar sayısı az gibi gözüküyor şu anda. Öyle okudum, dün okuduğum kadarıyla sosyal medyada. İnşallah hani taraftarlarımızın desteğine ihtiyaç var. Trabzonspor takımımız hani taraftar varsa bir kulüp vardır. Taraftar yoksa hiçbir şekilde bir kulüp, oyuncu, hoca, başkan önemsiz arkadaşlar. Camialar her zaman taraftarlarıyla bir bütün halinde hareket eder. Bizim zaten en önemli itici gücümüz taraftarımızdır. Ben 6 sezon oynadım. Allah'ıma şükürler olsun. 6 sezon sizin varlığınızı o tribünde gördüğüm zaman her zaman da vitesimi yukarıya çeken bir oyuncu oldum. Şahsım adına söylüyorum. Gene sizlerden ricamız takımımızı bu kritik maçta devam edin, takip edin, destekleyin. Bizler burada elimizden geldiğince yorum yapabiliyoruz. Hani sizler de orada desteklerinizi zaten gösteriyorsunuz. Hepinize hayırlı bir hafta sonu diliyorum. Zaten akşama bir canlı yayın yapabiliriz. Uzun zaman oldu. Yapamazsak da bir video çekebilirsek çekeceğiz. Yarın zaten maç sabahında görüşmek üzere. Güzel müjdeyi verdik. Berat idmanlara başladı. Fernandes'in düz koşusu vardı. Bakalım Fernandes ne yapacak? Bunu da konuşalım. Videoyu çok uzatmayayım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.